Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönül coğrafyamızla kardeşlik köprüleri kurmak ve İslam'a uygun bir bilincin oluşmasına katkı bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası öğrenci programlarına yoğun ilgi var. Bu yıl Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara kadar dünyanın 97 farklı ülkesinden 6.295 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu. Daha küçük bir minikler var, biliyor musun? Türkiye Diyanet Vakfı her yıl uluslararası İmam Hatip ve uluslararası lisans eğitim programlarıyla dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı tanıyor. O eğitimlere bu yıl yine yoğun bir talep geldi. Türkiye'de eğitim imkanını sunduğumuz hem uluslararası İmam Hatip hem de uluslararası lisans programlarına öğrenci alacağız. Şu an itibariyle 6.200 civarında yurt dışından öğrencilerimiz Türkiye'de okumak istediklerini, Diyanet Vakfı üzerinden okumak istediklerini bize bildirdiler. Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası öğrenci programlarına 97 ülkeden 6.295 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu. Bu kapsamda Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına 215, Uluslararası İlahiyat Lisans programına da 80 olmak üzere toplam 295 öğrenci eğitim görme imkanına kavuşacak. ...86 ülkeden öğrencimiz var. Neler? İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'ta. Burada bir nevi İmam Hatip öğrencileri, diğer bizim memleketimizdeki İmam Hatip'teki kardeşleriyle birlikte İmam Hatip öğrencisi oluyorlar. Şu anda 1000 kişi İmam Hatip'te okuyor. Başvurular bu ay içinde değerlendirilerek gerekli şartları taşıyan adayların mülakatları 30 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Mülakat kapsamında Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, ezberleme, kendini ifade becerileri ve tercih bilincine sahip olma alanlarında değerlendirme yapılacak. Sonuçlar da 15 Eylül'de ilan edilecek. Mülakatlar bitiminde imkan da olursa tabii ki okulların açılmasıyla ilgili bu şekilde devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle öğrenciler ülkemizde tam donanımda eğitim almakla birlikte Türk arkadaşlarıyla aynı sıraları paylaşarak kültürümüzü de öğrenme imkanı buluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp vatanlarına dönenler hem Türkiye'nin gönül elçisi oluyor hem de yönetici kademelerinde görev alıyorlar. Hem kendi memleketlerine faydalı oluyorlar hem de bizim en güzel bir şekilde orada tanıtmış oluyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına Balkanlardan da yoğun talep oluyor. Bu kapsamda Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenci mülakatlarının Bosna Hersek ayağı yapıldı. Kosova, Arnavutluk, Sırbistan olmak üzere mülakatları tamamladık. Bugün Sarajevo'da bulunuyoruz. Buradaki mülakatlarını gerçekleştirmek üzere buradayız. Türkiye'yi çok sıcak görüyorlar. Dolayısıyla uluslararası öğrenci dediğimiz zaman yurt dışındaki eğitimi ilk başta Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ve bu tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizi mutlu ediyor. Balkanlar genelinde yaklaşık 100 öğrenci mülakata alınacak. Mülakatlar koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek. Bazı öğrencilerin, belli öğrencileri mülakatları davet ediyoruz. 1,5 ay içerisinde sonuçlar açıklandığında bu öğrencileri Türkiye'ye davet edeceğiz.